İstanbul Samsunsporlar Derneği'nin önündeyiz. Samsunsporlu taraftarlar burada yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat var. Buradan 2 otobüs yola çıkılacak. Bir heyecan var tabii ki. Uzun süredir Süper Lig'de yoktuk. Fotoğraf çekinenler ve mesela bu hanımefendi gibi ilk defa Samsunspor'u seyredecek olan genç Samsunsporlar var. Beril benim yeğenim. Abim ve diğer yeğenim Didem'le birlikte geldiler. Evet, otobüsleri bekliyoruz. 2 otobüs buradan gidilecek. Maçla ilgili aslında çok söylenecek bir şey yok. Rakip oldukça güçlü ve formda. Biz ise umutluyuz. Saatten fazla oldu. Deplasman tarafı olarak bekliyoruz. Bu normal tabii. Klasik uygulama. Maç ilginç. Bölüm bölüm iyi oynadık. Yani ilk devre 3-0'lık skor ve sonrasında bir moral bozukluğu vardı ama ikinci devreyi oynadık. Bunda da yeterli bir 6 numara olmasa bile gerçek bir 6 numara olduğu için Osman'ın oyuna girmesi çok etkili oldu. Maalesef 6 numara diye taraftar
her şeyi yaptı. Ancak başkan bir türlü 6 numarayı almadı. Almadığının karşılığında bugünkü müsabakada gördük. Yani net bir şekilde eksikliği hissedildi. Tabii taraftar arkadaşlarla konuştuk maçtan sonra. Herkes benzer düşünceleri taşıyor. Ve umut var. Umut var. Şu gol yeme sorunu çözebilirsek. Umut var. Çok kötü değil ortam. Bu anlamda biraz daha iyi olur bu takım. Dediğim gibi bölüm bölüm iyi oynadık. Bir de tribüncü gözüyle Galatasaray tribünlerini yine beğenmedim. Evet çok dolu, kalabalık, çok kalabalık. Ama tribünü pek beceremiyorlar. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş kıvamında değiller. Sanki daha çok böyle keyif taraftarı, başarı için gelmiş bir taraftar topluluğu gibi. Elbette işlerinde tribüncüler var. Ama ne demek istediğimi en çok onlar anlayacaktır. Kötü senaryo devam ediyor. Galatasaray deplasmandan da puansız döndük ama bundan sonrası için biraz daha umutluyuz artık. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.